Kıymamızı bunun içerisine ekleyelim. Yumurtamızı kırıyoruz. Bir miktar soğan rendeleyeceğim. Rendemizin ince tarafıyla kuru soğanı içerisine rendeliyorum. Şimdi tuz ve biberimizi de ekleyelim. Sıra geldi una. Unu ekledikten sonra şimdi güzelce yoğuruyoruz. Evet, güzelce yoğurduktan sonra şimdi artık sıkmamızı yapabiliriz. Avucumuzun içerisinde bakın bu şekilde yuvarlıyoruz ve tepsimize dizelim. Köftelerimi bu şekilde yuvarlamaya devam ediyorum. Şimdi bir yandan da ocağımı açacağım. Tavamı ısıtıyorum. Hazırlamış olduğum bu köfteleri tavada pişireceğim. Evet, tavamız iyice ısındı. Şimdi zeytinyağımızı da ekleyelim içerisine. Köftelerimizi de alalım içerisine. Köftelerimiz bir yandan pişerken şimdi tereyağlı bir sosumuz var. Bir de sarımsaklı yoğurdumuz var. Onları da hazırlayalım. Sarımsaklı yoğurdumuz için yoğurdumu ilave ediyorum büyük bir kaseye. Şimdi bunun içerisine biraz su koyacağım. Açacağım yoğurdu. Şimdi bunun içerisine biraz sarımsak koyacağım. Bir diş yeterli olacaktır. Sarımsağımızı da bıçağımızla bu şekilde eziyoruz. Çok ince bir şekilde doğruyorum. Ve bıçağımın ucuyla da biraz eziyorum sarımsağı. Bunu da içerisine aldıktan sonra ve biraz da şimdi tuz ekleyeceğim. Evet, sarımsaklı yoğurdum hazır. Hemen sosumu da yapıyorum. Biraz tereyağı. Ve bunun içerisine şimdi biraz da salça ekleyeceğim. Sıcak suyumuz da hazır. Köftelerimiz de pişmeye devam ediyor bu arada. Salçamızı da ekliyoruz tereyağının içerisine. İkisini birlikte kavuracağım. Köftelerim güzelce pişti. Evet, salça ve tereyağımızı güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bunun içerisine biraz sıcak su ekleyeceğim. Köftelerimi bunun içerisine koyuyorum. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu biraz karıştıralım. Biraz koyulaşması gerekiyor. Üzerine biraz da maydanoz koyacağım ve taze nane. Evet, sosumuz da hazır. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz sosumuzu önce köftelerin üzerine gezdiriyoruz. Şimdi de yoğurt sosumuz, sarımsaklı. Maydanoz ve nane doğranmış olarak üzerine bu şekilde gezdiriyoruz.